Şöyle yapalım. Askerliğini yap da gel. Askerliğini yap da gel. Şeklinde uyarı versin. Şimdi bunu geçtik. Bir sonraki aşamamız ne olsun? Dil olsun. If VB bir kişi ne olsun? Yok. CK. Almanca bilsin. Ticket. Sonra başka Almanca bilsin diyelim şöyle. Veya Almanca bilmiyorsa tamam diyoruz. Sen o zaman TK İngilizce bil. Nokta ticket. Veya şöyle diyelim ve hatta ve olsun burada. Arkadaşlar burada dikkat edin. Önemli bir ya Almanca bilecek ya ya Almanca bilecek ya da İngilizce ve ne olsun CK Fransızca bilsin. Bunun yanında sonra ne yaptık? Almanca bilecek veya İngilizce Fransızca bilecek ve diyelim şuraya ve dedik. Ne olacak? Biz ne yapmıştık şurada arkadaşlar bir bakalım. Ha yazılım var. Yazılımı da koyalım buraya. CK veri tabanı bilsin ve checkout yanında CK ne bilsin? Sistem de bilsin. Hatta yok. Veri tabanı biliyorsa web yazılım da bilsin. Tabii ki. Şöyle yapalım. Ve dedik. Şunu da şöyle tekrar bir parantez içine alıyorum arkadaşlar. Çünkü burada başka bir şey daha yapacağım. Bunu bilsin veya ne olsun? CK web tasarım bir yok sistem bilsin. Sadece sistem bilsin. Checkout. Ve bir V daha koyalım isterseniz. Bunları arkadaşlar tek if'te yapıyorum. İsterseniz birkaç if'te de yapabilirsiniz. Bunu da ekstra belirteyim. Şimdi arkadaşlar şurada yaptığım olay nedir? Onu da söyleyeyim. Ya veri tabanı ve yazılım bilecek ya da sistem bilecek. Ve dedim CK hatta yok. Eğitim seviyesi demiştim. Eğitim seviyesi eşittir. Doktora olsun doktora. Ve veya olsun veya lisans olsun. Eğitim seviyesi eşittir lisans. Şurayı büyük yapalım. Şimdi şunu şöyle bir parantezi alalım veya dedik. Ardından lisansı aldık. Evet arkadaşlar. Şimdi ise bakalım altı çizili şeylerimiz var. Neden? Ha, şurada checkit yazmamışım. Şunları da yazalım. Böyle küçük unutkanlıklar olabiliyor arkadaşlar. Şimdi Türkçesini açıklayalım arkadaşlar. Burada şunu da şöyle yapalım. Bir tane daha parantezi alalım. Şöyle de. Düzgün olsun. Şimdi Almanca bilecek ya da İngilizce Fransızca bilecek. İngilizce ve Fransızca. Ardından ya veri tabanı bilecek ve yanında yazılım bilecek ya da sadece sistem bilecek ve eğitim seviyesi ya doktora olacak ya da lisans olacak. Aradığımız kriterler bu. Çok şey istiyoruz ama baya bir kriter istiyoruz. Çünkü işe alıyoruz sonuçta. Yeterli düzeyde siz işe alındınız diyelim. Bunun bir de else olur her zaman için. Şuraya koyalım. Şunun aynısını. Yeterli düzeyde değilsiniz. İşe alınmadınız diyelim. Şimdi bu sefer kız için yapacağız arkadaşlar. Kız için askerlik durumunu kontrol etmemize gerek yok bizim. Direkt şunu
Aslında şöyle alabiliriz, hızlandırmak adına şurayı kopyalım. Almanca değil de bu sefer Arapça olsun. Nerede Arapça? İngilizce değil de ne olsun? Rusça olsun. Bu da ne olsun? Yine Fransızca olsun. Veri tabanı değil. Ne var? Ofis bilsin. Yanında da birazcık sistem bilsin. Şurada da şunu değiştirelim. Başka ne var? Tasarım bilsin. Evet. Lisans değil, lise mezunu isteyebiliriz. Lise olabilir. Ama doktor olmasın. Mesela bu sefer de ekstra bir şey koyalım. Doktor olmasın. Yine aynı şekilde hepsini tasarladık ve oldu. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini bir anda yaptık. Bir sonraki aşamamıza geçelim. Bir sonraki aşamamızda arkadaşlar şunlar olacak. Buna isim verelim. Bakın arkadaşlar burada Group Box'a isim veriyorum. O yüzden GB askerlik diyelim. Neden? Pardon, cinsiyet. Aslında buna GB cinsiyet diyelim. Evet. İsim vermesek de olur da şimdi şuna vereceğiz aslında. Yanlış verdim. GB askerlik. Şimdi arkadaşlar neden buna böyle bir şey yaptım? Eğer bir kere form loadında GB askerlik nokta visible eşittir false şeklinde gelecek. Görünmesine gerek yok.